Öğmen de benim daha önce burada New York'ta yaşarken tanıştığımız bir avukat arkadaşımız. Kendisi özellikle göçmen işlerine bakıyor. Yani diyelim iş adamısın, diyelim öğrencisin, diyelim gazetecisin, diyelim whatever yani neysen neysin. Yani diyorsun ki ya ben Amerika'ya gideyim, iş yapayım, şunu yapayım, bunu yapayım. Kimi arıyorsun? Ayhan'ı arıyorsun. Niye? Ayhan çünkü ya, diyor ki sen diyor Green Card al, sana D2 vizesi veririm, sana C3 vizesi veririm, F1 ile gelebilirsin. Bir sürü vize çeşidi var çünkü. Buraya geldiğimizi duyunca Kenan'ı aramış Ayhan. Demiş ki ya biz biraz bir konuşalım Cüneyt'le, anlatalım yani. Ne oluyor buraya, nasıl geliniyor, nasıl gelinir diye. Tamam dedim, dün bir söyleşi çektik Ayhan'la. Gelin isterseniz onu izleyelim beraber. Evet, diyelim New York'a gelmek istiyorsunuz ya da Amerika Birleşik Devletleri'nde iş yapmak istiyorsunuz ya da eğitiminizi görmek istiyorsunuz. Eğer buraya gelecekseniz vize almanız lazım. Gelin görün ki vize almak kolay bir iş değil. Bunun için de yol yordam bilmeniz lazım. İşte o noktada Ayhan kardeşimiz geliyor. Ayhan merhaba, nasılsın? İyiyim, ne zamandır görüşemedik aslında. Evet, çok oldu. Evet. Ayhan Öğmen, Öğmen Law Firm'ün de kurucusu. Bu pandemiden sonra nasıl buraya gelmek kolaylaştı mı, zorlaştı mı? Durum nedir acaba Ayhan? Sağ ol. Öncelikle sizi görmek çok güzel tekrar Cüneyt'ciğim. Biliyorsun pandemi gerçekten çok şeyi değiştirdi. Özellikle pandemi dönemi öncesi daha önceki yönetimde, buradaki Trump yönetiminin göçmenlik alanında ve vizeler noktasındaki politikaları, daha doğrusu sert politikaları ve sonrasında da Covid'den dolayı başlayan kapamalardan dolayı gerçekten vize noktasında çok zorlananlar oldu. Amerikan konsoloslukları neredeyse bu yazın başına kadar kapalı durumdalardı. Evet. İşlem yapmıyorlardı. Randevular verilmiyordu çoğu kişiye. Bazı istisnai durumlarda Amerikan vatandaşlarının yakınları için belli randevular veriliyordu işin gerçeği. Evet, zorlu bir dönemdi diyebiliriz vize alma noktasında. Şimdi biraz da artık sanırım mektupla vizeler alınıyor, şey yapılıyor değil mi? Böyle bir başladı yani vize alınması, verilmesi. O pandemi şeyi yavaş yavaş bitiyor gibi geliyor. Evet, şimdi şu anki duruma geldiğimizde Türkiye'deki Amerikan konsoloslukları işlem yapıyor ve özellikle göçmen vizeleri konusunda Amerikan vatandaşların ya da sponsorlukla olan göçmen vizeleri, yani yeşil kart çalışmaları için randevular veriyorlar. Turist vizelerinde ve belli çalışma vizelerinde hemen vermediklerini görüyoruz. İlleri tayinlere attıklarını görüyoruz ama öğrenci vizelerinde, öğrenciler noktasında erken tayinlere randevu verdiklerini görüyoruz. Evet. Şu an gittikçe normale dönmeye başladıklarını söyleyebiliriz. Biraz daha zaman alacak ama. Bu work and travel bayağı bir problem yaratmıştı. Acentalarla arasında öğrencilerin problem vardı. O da çözülüyor artık. Work and travel'a yine gelebilecek mi bu yıl mesela öğrenciler sence? Evet, aslında bu önemli bir nokta biliyorsun. Binlerce genç work and travel öğrenci arkadaşlarımız vardı. Onlar gelmeye çalışıyorlardı. Hatta onların yaşadıkları bu vize randevularının açılmama döneminde benle de görüşme yapmışlardı, hatırlıyorum. Siz de sağ olun, çok evet, destek olmuşsunuz onlara. Bu sene evet, programı iptal ettikleri için Türkiye'den öğrenciler gelememişti. Ama biliyorsunuz bazı öğrenciler işte Meksika'daki, Kolombiya'daki, diğer ülkelerdeki Amerikan konsoloslukları üzerinden vize alarak gelmişlerdi. Ama program devam ediyor. Dolayısıyla biz tahmin ediyoruz gelecek yıl herhangi bir programda aksaklık yaşanmadan evet, genç arkadaşlarımız Work and Travel programına katılabilecekler. Şimdi bilmeyenler için Green Card denen bir şey var ve de bu böyle piyango çekiliş gibi bir çekilişle veriliyor. Evet. Aslında en kısa yoldan buraya göçmen olarak gelmek. Hala devam ediyor mu başvurular? Nedir Green Card? Nasıl başvuruluyor? Şimdi aslında bu çok önemli bir soru şu an. Green Card çekiliş için başvurular şu an Ekim'in başında başladı ve Kasım'ın ilk haftasına kadar devam ediyor. Şu an itibariyle kişiler çok rahat bir şekilde, Türk vatandaşları dünyanın neresinden olursa olsun, online ortamda State Department'ın web sitesi üzerinden başvurularını yapabilirler. Ve evet, gerçekten biliyorsunuz Amerika her yıl bu şekilde binlerce göçmeni kabul etmekte. Geçen yönetim bu konuda çok sıcak tartışmalar çıkarmıştı. İptal edilecek, almayalım, şey olacak, şey almayalım diye. Aynen. Ve şu an yeni yönetim bununla ilgili devam ediyor. Herhangi bir değişiklik yok. Dolayısıyla evet, iptal edilmiş durumda değil çekiliş ve her yıl binlerce başvurunun yapıldığı evet, halde devam ediyor. Yatırım yapmak isteyenlere ne tavsiye edersin? Hangi vizeyi almalılar? Nasıl gelmeliler buraya? Diyelim ya ben Amerika'ya gitmek istiyorum. Başka biraz da param var cebimde. Ne tavsiye ediyorsun? Bizim tabii şimdi öncelikle yatırımcı olacak kişileri ya da yatırım yapan kişileri ya da tüccarların Amerika pazarında kesinlikle olmalarını her zaman tavsiye ediyoruz. Pandemi dönemi sonrasında çok fırsatların olduğunu düşünüyoruz ve bu noktada gerçekten iş adamlarının daha pandemi öncesi alamayacakları işletmeleri şimdi alabildiklerini görüyoruz. Dolayısıyla
Tavsiyem benim öncelikle her zaman yatırımcılara ya da iş adamlarımıza öncelikle kesin gelmeleri buraya vizeyle. Yer tespiti yapmaları, market araştırması yapmaları ve onun üzerine gerekli yatırım yapmalarını her zaman tavsiye ediyoruz. Şimdi bu noktada bizim genelde yatırımcılara ve tavsiyemiz E2 vizesi. E2 evet. Vizelerini almaları. E2 vizesi iş adamlarımızın ya da yatırım yapacak yatırımcılarımızın Amerika'ya belli bir yatırım yaptıktan sonra Amerikan evet. konsolosluklarından 5 yıla kadar alabilecekleri bir vize türü. Bu hem Amerika'ya gelebilmeleri, rahatça giriş çıkış yapmalarını, hem şirketi yönetmelerini, aynı anda Türkiye'deki şirketleri ya da aktiviteleriyle ilgili hareket, yani hala devam etmelerine imkan sağlayan bir evet. vize türü. Bir özelliği de güzel tarafı, işte eşleri çalışma iznine sahip olabiliyor. Evet. Çocukları çalışabiliyor. Da, öyle mi? Yok, çocukları okula, yani okula eşleri çalışabiliyor evet. ve çocukları da buradaki okullardan, devlet okulları imkanlarından faydalanabiliyorlar. Yani bu işbirliği yapmamızın nasıl amacı da, sen bu işleri yapan bir insansın 15 evet. yıldır. Eğer birisi ya ben yatırım yapacağım ya da ben gitmek istiyorum dediğinizden profesyonel olarak bu insanlara yardımcı oluyorsun. Evet, aynen. Biz bu noktada yatırımcımızın ya da iş adamının ya da Türk vatandaşımızın, girişimcimizin Amerika'daki şirket kuruluşundan tutun, yatırımı getirme evet. noktaları ve daha sonra buradaki kuracakları işten sonra alacakları vize türü, E2 vize türü olabilir, E1 olabilir tüccarlar için. Şirketler arası transfer imkan sağlayan N1 vizeleri var. Bu noktada çalışanlarını da getirmeleri için gerekli çalışmalarda yardımcı oluyoruz. Evet. Son olarak Biden dönemi biraz daha yumuşatacak mı? Yani bu gelişler kolaylaşacak mı sence? Şimdi aslında Biden yönetimiyle belli yumuşamalar hissedilmeye başlandı çoktan. Fakat biliyorsun pandeminin yarattığı zorluklar var hala. Pandemiden dolayı tam anlamıyla belli kısıtlamalar kalkmamış durumda. Yoksa Biden yönetimi Trump yönetimi öncesi olan evet. göçmenlere karşı evet. daha yumuşak bir şekilde ilerlenmesine imkan sağlayan bir politikayla ilerliyorlar. Ve vize noktasında da tahmin ediyoruz bir süre sonra pandemi dönemini de geride bıraktıktan sonra çok daha rahat bir sürece gireceğini bekliyoruz. Evet. Son olarak Ayhan, sen bir yandan da YouTube'da da insanların sorularını canlı olarak cevaplıyorsun. Onların sordukları sorulara bir şey yapıyoruz. Hangi adrestesin? Ve ne tavsiye edersin mesela buraya gelmek isteyenlere? Biz evet düzenli olarak YouTube kanalımızdan, Agman Law Firm YouTube kanalı diye geçiyor. Bizim hukuk büromuzun YouTube kanalı. Oradan düzenli olarak işte vatandaşlarımızın ya da soru sormak isteyen gençlerimizin ücretsiz olarak sorularını cevaplıyoruz. Genelde haftada bir yapıyoruz ve canlı yayında bize sorularını sorabiliyorlar. Biz de onlara net cevapları vererek bu sayede destek olmaya çalışıyoruz genç arkadaşlarımıza, vatandaşlarımıza. Ve tavsiyem noktasında ben kesinlikle bizim vatandaşlarımızın, gençlerimizin bilinçlenmesini, daha da bilgili hale gelmelerini tavsiye ediyorum. Hem buradaki gerekli göçmenlik yasaları ile ilgili olabilir, hukuksal alanda olabilir. Hani sadece göçmenlik yasasıyla kalmayarak yaşayacakları ya da gelecekleri bölgeye hakim olmalarını tavsiye ediyorum. Onun dışında öğrencilerimize kesinlikle öğrenci vizesini denemelerini, önemli olan eğitim almak istedikleri noktaya karar vermelerini ve bunun üzerine de vize başvuruları yapmaktan çekinmemelerini tavsiye ediyorum. Ve iş adamlarımız için kesinlikle marketten uzak kalmasınlar. Covid ve sonrası oluşan ciddi fırsatlar var. Bu noktada kesinlikle Amerika'daki iyi yaptıkları iş alanındaki fırsatlara bakmalarını tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ben sağ olasın. Ben çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Sağ ol. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Sağ ol.